Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programında dinler arası diyalog caiz midir, değil midir? Bununla alakalı bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Son yıllarda ülkemizde dinler arası diyalog hayli gündemde ve tartışılıyor, konuşuluyor. Lehte aleyhte bir takım değerlendirmeler var. İşin çok yönleri vardır. Siyasi yönleri vardır, sosyal yönleri vardır, kültürel yönleri vardır. Biz bunlardan dinen bu caiz mi değil mi? O noktada bir kısım açıklamalarda bulunmaya çalışacağız. İslamiyet Arabistan Yarımadası'nda önce zuhur etti. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Araplardan biriydi ve ilk muhatabı Araplar. O coğrafyada Yahudiler, Hristiyanlar da yaşıyordu. Ve o coğrafyada müşrik Araplar, Allah'ı kabul etmeyen veya Allah'a şirk koşan Araplar bulunmaktaydı. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına baktığımızda Peygamber Efendimiz bütün bu çevredeki insan gruplarıyla alakası oluyor. Mesela Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde artık Müslümanlar orada bir devlet kuruyorlar ve Peygamber Efendimiz aynı zamanda devlet başkanı durumunda. Peygamber Efendimiz oradaki Yahudilerle vatandaşlık anlaşması imzalıyor. Yani Yahudiler de Medine İslam Devleti'nin vatandaşıdır ve diyelim bir savunma durumunda onlar da savunmaya katılacaklardır. Daha bir takım başka mükellefiyetlere katılacaklardır. Ve onlar da İslam toplumu içinde bu şekilde yaşıyorlar. Çevrede Hristiyanlar var. Necran Hristiyanları gibi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla da görüşüyor. Hatta Hristiyan bir grup Medine-i Münevvere'ye geldiklerinde, ibadet vakti geldiğinde kendileri için Peygamber Efendimiz kendi mescidinde, Mescid-i Nebevi'de onların ibadet yapmasına izin veriyor. Bunlar gerçekten çok çarpıcı örneklerdir. Peygamberimizin hayatında bunun gibi çok olayları görmekteyiz. Yine Necran'dan bir grup Hristiyan geliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla görüşüyor, konuşuyor. Ve Peygamber Efendimiz Mekke dönemindeyken Müslümanların bir kısmını Habeşistan'a gönderiyor. Ve gönderirken de şunu ifade ediyor. Oraya gidin, orada adil bir hükümdar var. Rahat edeceğinizi ümit ediyorum diyor. Habeş Kralı Necaşi gelen heyeti gerçekten güzel bir şekilde karşılıyor. Onların yeni dinlerine ilgi duyuyor ve peygamberimizi de gıyabi bir şekilde kabul ediyor. Hatta şunu söylüyor, eğer diyor ben onun yanında olsaydım ona hizmetkar olurdum. Hatta şunu da ifade etmiş, Ya Rabbi keşke bu saltanat bedeline onun yanında olsaydım ona hizmet etseydim. Öte yandan peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam elçilerini dünyanın dört bir tarafına, o günkü coğrafyada çevrede yer alan ülkelere gönderiyor. İşte İran'a, Bizans'a, Yemen'e, değişik yerlere elçilerini gönderiyor. Ve onları Allah'ın dinine davet ediyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda, Kur'an-ı Kerim ehli kitap diye Müslüman olmayan ama Allah'ın gönderdiği Tevrat veya İncil'e inanan kimselere bazı noktalarda ayrıcalık tanıyor. Yani onlar tümüyle kafir değil tabiri caizse. Çünkü en azından Allah'a iman, ahirete iman gibi, peygamberlere iman gibi belli noktalarda bir müştereklik var. Bu müştereklik onlara bazı imtiyazlar kazandırıyor. Mesela kitap ehli olmayan, doğrudan kafir durumda olan bir kimsenin kızıyla evlenilmez. Ama ehli kitaptan kız almak caizdir. Yani onlara kız verilmez ama onlardan kız almak caizdir. Ve Kur'an-ı Kerim ehli kitabın hepsinin bir olmadığını bize anlatıyor. Leysu sevaen min ehlil kitap. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Nasıl ki Müslümanlarda değişik durumda insanlar var. Müslümandır ama sarhoştur. Müslümandır ama belki henüz camiye bile gelmemiştir. Müslümandır ama hırsızlık yapmıştır. Müslümandır ama cinayet işlemiştir. Bu tarzda doğrudan İslamiyet'le alakası olmayan bir takım fiilleri yapan kimseler Müslümanlar içinde bulunmakta. Çok kaliteli Müslümanların yanında böyleleri de bulunmakta. Yani Müslümanlar da hepsi bir değil. Müslümanların hepsi bir olmadığı gibi
gayrimüslimlerin de hepsi bir değildir. Kur'an-ı Kerim bunu ehli kitabın hepsi bir değildir şeklinde bize net bir şekilde ifade ediyor. Ve Kur'an-ı Kerim yine onlarla alakalı وَلَا تُجَادِلُوا اَهْلَ الْكِتَابِ اِلَّا بِالَّتِ هِيَ اَحْسَنْ اِلَّا الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Ehli kitapla en güzel bir şekilde mücadele edin, ancak zalim olanlar bundan müstesna diyor. Yani zalim olanlarla gerektiğinde savaş yapılır. Ama normal şartlarda onlarla en güzel bir şekilde bir mücadele yapılması nazara veriliyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala ehli kitabı İslam'a davet ediyor. Peygamberimize şu talimatı veriyor. قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ De ki ey ehli kitap, تَعَالَوْ اِلَى كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ Aramızda ortak bir kelimeye gelin. Ve ortak kelime, yani tek Allah'a iman edelim. İşte bazımız bazısını Rab edinmesin. Allah'ın dışında bazı şeyleri Rab gibi telakki etmeyelim. Bu manada onlar tevhide davet ediliyor. Bütün bunlar elbette bir diyaloğun neticesinde gerçekleşecektir. Yani Kur'an'ın bu hükümlerini onlarla bir araya gelmeden ifade edebilmemiz, onlara anlatabilmemiz mümkün değildir. Kaldı ki tarih boyunca onlarla komşuluğumuz var. Hatta zekat malından bile eğer onlar muhtaçsa vermek caizdir. Komşuluk yönüyle baktığımızda Müslümanlar kendi yediklerinden komşularına da ikram etmişler. Yani komşuları durumunda olan ehli kitaba, Yahudi veya Hristiyan komşularına ikramda bulunmuşlar. Bu şekilde onlarla gidip gelme, görüşme, konuşma, bunlar zaten tarih boyu yapılmış. Ta Peygamberimizden başlayarak günümüze kadar devam etmiş. Günümüzde artık dünya global bir köy haline aldı. Dünyanın her tarafında olup bitenler her yerde duyulabiliyor, görülebiliyor. Eskiden Avrupa devletleri kendi ülkelerinde, biz kendi ülkemizde, ancak zaman zaman savaşlarda bir araya gelmişiz. Tarihe baktığımızda daha çok kılıç şakırtıları duyarız, top patlamaları duyarız. O şekilde bir araya gelmişiz. Ama 1960'lardan bu yana Türkiye'den ve İslam dünyasının başka yerlerinden Avrupa ülkelerine, Hristiyan kültürün hakim olduğu ülkelere epey göçler meydana gelmiş. Ya ilim öğrenmek niyetiyle veya orada çalışmak niyetiyle oralara gidenler olmuş. Bugün Almanya'da, Hollanda'da, Fransa'da, İngiltere'de, bu gibi Avrupa ülkelerinde 10 milyonu aşan, 20 milyonu aşan oralarda Müslüman nüfus bulunmakta. Ve bunlar ister istemez o ortam içerisinde elbette Hristiyanlarla da bir takım diyalogları oluyor. Aynı toplumdalar, beraber yaşıyorlar ve din noktasında da zaman zaman birbirlerine gidip gelmeler oluyor. Bakıyorsunuz onlar bir heyet halinde camiye gelmiş veya Müslümanlar bir heyet halinde kiliseye gitmiş. Ben Hollanda'da 3 yıl bulundum. Bu 3 yıl zarfında ara sıra bizim de katıldığımız oldu. Yani şunu rahatlıkla insan ifade edebilir. Bu tarz diyalog illa onların Müslüman olması anlamına gelmez. Bizim de Hristiyanlaşmamız anlamına gelmez. Biz onları biraz daha yakından tanırız. Onlar da bizi biraz daha yakından tanır. Ama onların İslami ölçüleri de bilmeleri lazım. Yani diyelim bir İslam'da savaş, İslam'da cihat, bunlar hassas konular. CNN ve BBC gibi televizyonlara bakarak İslam'ı değerlendirecek olurlarsa bütün Müslümanları terörist veya potansiyel terörist olarak görebilirler. Ama bu tarz diyaloğun neticesinde gidip gelmeler olduğunda onlar da az çok işin farkına varıyorlar. Allah Allah diyorlar. Biz İslam'ı ve Müslümanları böyle bilmiyorduk. Her halükarda bu tarz diyaloglarda gidip gelmelerde dinen bir mahsur söz konusu değildir. Ve bu gidip gelme onların illa Müslüman olması veya bizim Hristiyan olmamız anlamına da gelmez. Aynı dünyada yaşıyoruz. Aynı Allah'ın yarattığı insanlarız. Elbette insanlar görüşe görüşe, konuşa konuşa bir takım daha iyi yerlere varmaya, gelmeye çalışacaklardır. Bir de şu var, herkes hünerini ortaya koysun. Yani nasıl ki güreş müsabakası oluyor. Diyelim bir Türk güreşçi, bir Yunanlı güreşçiyle, bir Rus güreşçiyle, bir Amerikalı güreşçiyle güreşiyor.
Kim daha kuvvetli geliyorsa rakibinin sırtını yerine getiriyor. Dinler arasında da bu tarzda gidip gelmeler, görüşmeler, konuşmalar faydalıdır. Ve Müslümanlar noktasından biz buna baktığımızda elhamdülillah İslam'ın en kuvvetli bir şekilde hakikatleri anlattığını görüyoruz. Ve bu tarz diyalogların neticesinde Hristiyan olanlar duyulmuyor pek ama Hristiyanlardan Müslüman olanlar hayli duyulmakta ve görülmekte. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.